Ayşe Nur Arslan, 18 Kasım 2023, Halk TV Suç duyurusu niyetine bir yazı. Barış serbest. insan sevinemiyor çünkü metin gitmiş. Hem de taburcu edileceği gün. Ansızın, zamansız. O kadar çok yakınımı, dostumu kaybettim ki, kimi daha yirmilerinde, otuzlarındaydı. Gençliğimizin, hayatımızın orta yerinde çekip gitmişlerdi. Bazılarının ölümünü zihnim kaydetmedi, kabullenemedi. Feyzi mesela, siyaset meydanının koordinatörü Feyzi Öktem. Ama aslında hepimizin en çok da kendisinin benimsediği tanımla deli Feyzi. Biliyor musunuz ben Feyzi'yi en az beş kez öldürdüm. Yakınlarına, ortak dostlarımıza her selam söyleyin dediğimde yüzlerindeki ifadeden anladım ki yine unutmuşum. Yine hatırlamak istememişim. Metin'in haberini aldığımda da aynı şeyleri hissettim. O da telefon numarasını silemeyeceğim, öldüğünü hatırlamayacağım dostlardan. Metin Uca, hepiniz tanıyorsunuz elbette. Ekrana en yakışan isimlerden biriydi. Gülümsemesi, enerjisi, az önce eline tutuşturulan kağıttan okumadığı besbelli bilgisi ve o müthiş mizahı. Ekrandan çıkıp sarmalardı insanı. İşte bütün bu özellikleri Metin'i aynı zamanda saray açısından istenmeyen adam yapıyordu. Ne demek mizah, ne demek eleştiri, hele bir de üstüne kahkaha öyle mi? Giderek daha karanlık, daha korkunç hale gelen yeni medya düzeni en önce onu sildi. CNN Türk'te çok kısa süren bir yetkili olma halinde ilk arayıp hadi gel dediğim isim oydu. En çok da o yüzden linç yemiştim. Kanalı çökertme operasyonumun bir adımı diye. O karanlık kafalar giderek çoğaldı. Ekranları, mikrofonları, gazete köşelerini ve son yıllarda bunlara eklenen yeni mecrada internet sitelerini işgal etti. Dün mesela bir yandan Metin'in ölümünden sonra bile nefret suçunun hedefi olduğunu gördük. Bir yandan da retük eliyle saçılan cezalara ve gerekçelerine tanık olduk. Aksi olsa şaşırırdım. Kurumun ceza listesindeki 7 kanaldan biri Halk TV oldu. Bu neredeyse yeni medyanın rutini. Dediğim gibi aksi olsa şaşırırdık. Ancak A Haber'in internet sitesinde bu konudaki haberi veriş biçimi şaşırtmasa bile yok artık bu kadar mı dedirtti. Anlatayım. Haberde genel bir takdimden sonra bazı kanallara özel ilgi sergileniyor. Halk TV'de hiç kuşkusuz bu ilgiden fazlasıyla nasipleniyor. Önce başlığı görüyorsunuz. Terör sevici Halk TV'ye yaptırım. Aynı anda haberin o bölümü için seçilen fotoğrafı fark ediyorsunuz. Benim fotoğrafım. Yakın geçmişteki bir programdan alınmış bir kare. Hani 30-35 yaş daha genç olsam haberi renklendirmek için konu mankeni seçmişler diyeceğim. Tabi demiyorum. Amaç başka. Okuyucu cezalardan birinin benim yüzümden alındığını zannetsin. Daha önemlisi birilerinin benim hakkımda oluşturmaya çalıştığı terör sevici algısına hizmet etsin. Şimdi dönüp hatırlatsam, 2013 Nevruz'u Diyarbakır'daki mitingde Öcalan'ın mektubu okundu. Hem Türkçe hem de Kürtçe diye hafızanızı tazelesem. Erdoğan'ın o süreçte başbakan olarak söylediklerinden dem vursam. Ne kadar manasız olur değil mi? Oysa birileri Halk TV hakkında yalan söyleyip beni de hedef gösterme cesaretini buluyor. Söylemeye bile gerek yok. Bu yüzden ceza falan almayacaklar. Tam aksine görevlerini yerine getirdikleri için alkışlanacaklar. Ne mi görevleri? Bizleri yani gazetecilikten vazgeçmeyen, korkmayan, halka gerçekleri anlatmaya her koşulda devam edenleri son ferdine kadar silmek, yok etmek. Canım Metin, mizahına bile dayanamadılar. Ama milyonların seni sevmesine, bağrına basmasına engel de olamadılar. Güle güle canım. Ayşenur Arslan